Betül Gelin'in sunum masası hem yöresel hem de hamur işi lezzetlerle dolmuş, sığmamış arkadaki konsola kadar taşmış. Çikolatalı milföy, kısır, süt helvası, poğaça, içli köfte, ıslak kek, tahinli pide, kuşbaşılı pide, kıymalı cantık, Kıbrıs tatlısı, Muş köftesi, kuru dolma, avcı böreği, ıslak kurabiye, spangle, zeytinyağlı yaprak sarma, elmalı kurabiye, sütlaç ve ekler, masada bulunan lezzetler. Oh be! Ben sayarken yoruldum vallahi. Yapanların ellerine sağlık. Betül'ün sunum masasındayız. Tabii yani eş ahçı olunca. Sen pastacı olunca masa böyle tabii ki envai çeşitlerle dolu olması bizi şaşırtmadı. O sebeple önce tabak bardak uyumundan başlayıp sonra çeşitleri konuşalım. Evet hanımlar. Öncelikle tabaklardan ben başlamak istiyorum. Tabii. Tabakların ve su takımların çok uyumlu, bold. Desenleri de uyumlu görünüyor. Masa örtün de uyumlu. Sadece ben çatal kaşıklarını beğenmedim. Gümüş kalmış. Çünkü genellikle gold görüyorum hep. Bunları beğenmedim. Bazı servis gereçlerim var. Onlar da gümüş sanırım. Gold olabilirdi. Daha uyumlu sağlardı masana. Onun dışında güzel duruyor. Ben bunları sürekli her tabak takımımla kullandığım için gold almadım. Hani bu tabaklarım gold ama diğer tabaklarıma da uyması gerekiyordu. O evet. Yüzden tek renk aldım. Anladım. Yani gümüş alabilirdin belki gold yerine. Yani tabaklarını gümüş alabilirdin. Tabaklarda gold tercih ediyorum. Çünkü diğerleri zaten renksiz oluyor. Gold daha parlak, daha canlı, daha da hoşuma gidiyor. Evet. Evet Canancığım. Şöyle şu masa örtüsü olayını aslında sevdim ben. Bu danteller falan gayet güzel ama buraya Amerikan servis koymuşsun Betül. Onun rengi sanki farklı kalmış gibi. Yani sofradaki diğer şeylerden. O çok fonksiyonlu bir Amerikan servis. Üstü gold, alta doğru griye doğru iniyor. Anladım. Gereğinin miydi ya? Gereğinin de çatal kaşıklarla uyacağını düşündüğüm için sırıtmaz diye düşündüm. Evet. O yüzden koydum. Gerekli miydi? Belki olmayabilirdi ama herkesin servisi önünde olsun, belli olsun diye. Anladım. Çok naziksin. Zaten oldukça şık. Evet. Yani, tabaklarında. Özellikle desenlerini falan bayağı beğendim. Evet, çok beğendim aslanım. Dünkü peçeteler var sanki burada da. İki arkadaşımızın zevki benziyor sanırım. Aynı peçeteler gözüme çarptı. Hakikaten aynı. Evet. Aynısı denk gelmiş. Onu da tabii yakalamışız burada gold şeylerle, detaylarla ama yine Pelin'in söylediği gibi bunlar gümüş kalmış ama dedin sen ortak kullanım olduğu için bu şekilde. Bir şey söyleyeceğim ya. Biz bildik bileli tabak, çatallar hep gümüş değil miydi? Yani bu renk değil evet, miydi? Evet. Son yıllarda bir gold çıktı başımızdan. Evet. Değil mi? Yani bence bunlar zamansız, bunların rengi olmamalı. Evet. Yani illa bu tabağımız gold diye bu da gold olup kendisi boğmaz mı? İşte belki bunun detaylarında biraz gümüş olsa bu kadar ayrı kalmazlardı gibi. Detaylarında gümüş olsaydı da bardak takımıyla uymayacaktı. O yüzden komple hepsini değiştirmem gerekirdi. Anladım. Evet. Dediği gibi servis maşa ve işte kaşıklarıyla en azından bu gümüş olarak uyuyor. Siz ne diyorsunuz hanımlar? Bence de uyuyor. Ben beğendim. Ben de gümüş seviyorum kaşıklarda. Evet. Daha kullanışlı oluyor. Ben de beğendim. Doğru. Fiyatını öğrenelim mi? 2000 liraya aldım komple setini. İçinde kaşığı, bıçağı, çatalı, kahvaltı takımı. 4 yıl önce aldım. Nişanlandığım gibi gittim aldım. Evet. Granit tencere seti vardı içinde. Kahvaltı takımı vardı. Bunları çok uygun. Peçetelerimi evet, ayrı aldım. 8 kişilik. 100 liraya almıştım. Birlikte 100 masa örtüm, runner'ı, yüzükleri, peçeteleri. 100 TL. Evet. Ne zaman? 4 yıl önce. Şu anda ne kadar? Uygun. 300 falandı 300, değil mi? 400 falan şu evet. An. O civarlar. Evet. Bardak takımımı da çok uygun aldığımı düşünüyorum. Onu da 300 liraya aldım. 12 kişilik. Çay ne zaman? Seti. O da 4 yıl önce. Ay sen de maşallah. Fark ettiniz mi? 3 yıldır evli. Maşallah. 4 yılda nişanlı kaldım. Evet. Benziyor bir aynısı. Aynısı. Evet. Vallahi güzel. Peki lezzetlere geçelim mi? Geçelim. Hadi başla. Şuradan başlayalım. Kim yaptı? Sen neler yaptın? Islak kurabiyeyi karşı komşum yaptı. Sağ olsun. Muş köftesi kaynanan ve Ertin birlikte yaptı. Sağ olsunlar. Eşim Muşlu. Yanında Kıbrıs tatlısı var. Onu da başka Kıbrıslı bir Ertin yaptı. Yaptı. Yok, Ertin yaptı onu da. Çok evet. Güzel yapıyor.
Eline sağlık. Kuşbaşılı pide, kuşbaşı kaşarlı pide, evet. Kıymalı cantık. Onları yani da eşim yaptı. Genelde Karadeniz bölgesinde hep yaparlar ya böyle pideleri. Bursa'da da çok tercih ediyor. Ha. Eşim de çok güzel yapıyor. Eşim çalıştığı şu cantığı yer... biliyorum. Evet, kıymalı cantık zaten Bursa'ya ait. Pideyi evet. de çok satıyorlar. Çalıştığı yerde çok beğeniyorlar. Ay sağ olsun. O yüzden bize de yapmak istedi. Sağ olsun. Yanında elmalı kurabiye var. Onu ben yaptım. Eline sağlık. Sütlaç var, supangle var. Onları da ben yaptım. Sen yaptın maşallah. Evet. Milföy var, içinde çikolata. Onu kız kardeşim yaptı. 19 yaşında ay, daha. Ay canım benim. Heves etti. Adı ben ne? De bir şey yapmak istiyorum dedi İrem. İremciğim ellerine sağlık tabii bekar. Evet. Hadi evlenince gelin evine seni de bekliyorum. İnşallah. Süt helvası mı o? Evet süt helvası. Kim onu yaptı? Da eşim yaptı. Maşallah ya eşine. Helal olsun. Kısırı annem yaptı. Kuru dolmayı ve yaprak ellerine sarmasını sağlık. Diyarbakırlı bir komşumuz var. Annemin vay. Komşusu o yaptı. Çok güzel. Avcı böreğini eşim yaptı. İçi ay sebzeli vallahi. Çok güzel aslanım. Kesinlikle denemelisiniz. O zaman oradan ben başlayalım. Bayılıyorum. Ben oradan kestirdim gözümü. İştahımızı kabarttı. Ben elleri ben yaptım. Ediyorum. Ekleri. Evet ekleri ben yaptım. Pastane yapılışı gibi duruyor. Evet ben yaptım. Ay burada da bir şeyler var. Pastanede çalıştığım hazır için gibi duruyor. Hala çalışıyorsun hayır, değil mi? Hayır çalışmıyorum maalesef. Ne zaman ayrılmıştın? Çok oldu ayrılalı. Ha. Evet. 4-5 yıl kadar ayrı oldu ayrılalı. Ayrı da yapıyorsun. İşte evinde. Çok olmasa da ara sıra yapıyoruz çok sizin güzel, için. Çok güzel. Kestane şekeri getirdim sizin için. Ay çok tatlısın. Bursa'ya ait. Poğaça var orada sade poğaça. Onu da yine karşı komşum yaptı. Ay evet bu ne bu kasede? O soğuk çorba. Ayran bizde aşkına. Gırar derler. Ayran çorbasına benziyor. Bitlis'te annem mi? Yaptı. Evet Bitlis'te. Evet. Annem yaptı sizin için. İçli köfte var onu da annem yaptı. Say say bitmiyor değerli izleyenler. Bir de kek mi var orada? Pide var o da Bursa'ya özgü. Evet. Onu da ben yaptım. Sen yaptın. Evet. Aynı zamanda poğaça ustalığı da yapmıştım. Vallahi, bir de ıslak bugün, kek var onu da annem yaptı. Bugün diyete son. Arada ödüllendirmek lazım evet. Kendimizi. Evet. Hangisinden başlayalım? Bence avcı böreğinden ve kuru dolmadan başlayın. Peki. Çok güzel yaptılar. Size vereyim mi? Çok hadi bakalım. Çorba içmek ister misiniz? Soğuk çorba. Yoğurtlu. Ben çok uzun olabilirim. Şöyle gel ablacığım. Yemek masası gerçekten lezzetliydi, harikaydı. Eşiyle birlikte hazırlamışlar, bize tamamen mükemmel bir sofra çıkarmışlar. Vallahi epey yorulmuşsunuz. Göz dolduran bir masa değerli izleyenler. Evet, gerçekten. Şimdi lezzete de hemen bakalım. Aslanım siz içmek ister misiniz? Yok, ben asitli içecek çok tüketmiyorum. Limonata var istersen. Sağ ol, çay gayet peki. Güzel. Betülcüğüm eşin aşçı, evde de yapıyor mu böyle şeyler? Evet, sürekli yapıyor. Aa, çok şanslı. Ben çok evlendikten 2 ay sonra ilk yemeğimi yaptım kızlar biliyor musunuz? Ne? Hep eşim yaptı. Ne yemek yaptı? Fırında bütün piliç, patates, sebze yapmıştım. Yine piliç gördünüz mü değerli izleyenler? Yani ben resmen araştırıyorum eşinize ilk ne yemek yaptınız. Şu anda tavuk dışında diyen bir şey olmadı. Bak o da fırında piliç. Ben tavukçuyum zaten. Evet. Sen ne yapmıştın mesela eşine ilk yemek? İlk yemeğimiz sanırım köfte patatesdi fırında. Fırında köfte evet. Patates. İkinci şık da bu. Yani hiç değişmedi bugüne kadar. Evet. Hamarat gelinlerim benim. Ne tadalım ikinci olarak? Muşu merak ettim. Muş köftesi. Şöyle alayım mı? Çorbanı çok beğendim. Afiyet olsun. Sen mi yapmıştın? Annem yaptı. Ellerine sağlık. Devam edecek misin? Başka bir şey uzatmamı ister misin? Başka bir şey alabilirim. Kısır alabilirim. Tabii. Bunu arkaya mı koyayım? Ben alayım. Ay nasıl minnak minnak. Benim eşim de muşu biliyor musun? Gerçekten evet, kayınvalidem de çok yapıyor. Peki muş köftesi nasıl olmuş sence? Hemen bakıyorum tadına. Bak bakalım. Gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık kayınvalidem. Diyarbakır'da olması da çok güzel olmuş. Evet ya ekşi bir tadı var. Çok lezzetli gerçekten. Çok güzel yapıyor gerçekten. Yani lezzetleri nasıl buldunuz? Çeşitleri nasıl buldunuz hanımlar? Aslı Hanım ben Betül hamile olduğu için çok fazla bir beklentim yoktu ama gerçekten her şey çok güzel olmuş. Gerçekten. Eline sağlık. Evet. Teşekkür ederim. Yemeklerin tadı da çok güzel. Eşim sağ olsun gerçekten evet. Emekleri yatsınamaz. Çok yardımcı oldu bana. Yani evet. Şöyle söyleyeyim biz Karadenizler her yerde yemek yemeyiz. Biraz seçiciyiz ama ben beğendim lezzetleri. Teşekkür ederim afiyet olsun. Ben burada bir İskender beklerdim Bursa yöresinde. İskender düşündüm aslında ama hava çok sıcak. Burada da çok karbonhidrat ürünü var. Çok yağlı olacaktı. Bizi çok rahatsız eder diye düşündüm. Onu da artık sizin evlerinizde görürüz inşallah. İnşallah. Bakalım. Peki yöreye ait epeyce şeyler var. Bir tek İskender yok artık. Onu da size bırakmış bence. Bence yeterli aslanım ya.
Bence de. Gerçekten Allah kesenize Halil İbrahim bereket versin. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Çok güzel olmuş her şey. Süt helvası da bayağı başarılı görünüyor. Ondan da tadalım mesela, şu kaseyi alalım. Yani Esra, pek beklentin yoktu Betül'den. O beklenti bende olmasın bence. Betül yapmış, ben yapmayayım o kadar. Yani iki gündür dolmatıyorsunuz maşallah sofrayı. Kaç çeşit var? 20 çeşit var kızlar. İsterseniz sayabilirsiniz. Ekstra bir de kestane şekerimiz var. Size tanıtmak için getirdim. Bu böyle gidecek. 19, 20, 21, 22. Bence böyle gitmesin. Bir de yarışmayalım bu konuda. Evet. Yarın bendeyiz çünkü. Beklentileri bu kadar yüksek tutmayalım mı? Tutmayalım bence. Tutmayalım peki. Kim iddialı o zaman masada? Ben iddiamı konuşturdum diye düşünüyorum. Bence de. Bence Esra da hiç fena değildi. Afiyet olsun. İkiniz gayet iyiydiniz. Evet. Bakalım üçüncü gün neredeyiz? Bendeyiz. Diyorsun beklentileri fazla yüksek tutmayın. Evet. Koy sen ortaya bir İskender. En güzeli değil mi? Bursa'ya gelmişiz zaten. Kesinlikle. Yani. Bu da çok güzel olmuş. Afiyet olsun Aslı Hanım. Aslı Hanım, gelinlerimiz ikramları çok beğendi. Ben bu kadar çok çeşide 5'er puan gelir diyorum. Ne dersiniz? Bana da öyle geldi. Yani masaya bayıldılar. Çok yüksek bir puan bekliyorum. Umarım bize sürpriz yapmazlar. Hadi bakalım. Betül'ün yemek masası o kadar göz doldurucuydu ki sunumlarına, yemek masasına bakma gibi bir fırsatım olmadı. Yemek masası çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Hem gözüm doydu hem karnım. Buradan düğününe gidelim. Gidelim Aslı Hanım. Gidelim. Orada da güzel dedikodular yapalım, muhabbetler edelim. Nasıl tanıştın eşinle? Nasıl evlendin? Hepsini anlatacağım. Neler giydin? Değil mi? Hepsini anlatacağım. Gelinimizin düğününe gidiyoruz.